aşk bir kişiyle felaket, iki kişiyle saadet, üç kişiyle cinayettir. Aşksız bir hayat ise tam bir sefalettir. Alexander Pushkin. Alexander Sergeyevich Pushkin 1799 yılında Moskova'da doğdu. 8 yaşında Fransızcası ana dili Rusçası kadar iyiydi. 11 yaşında edebiyatla ilgilendi ve gerçekçilik akımını başlattı. Henüz 12 yaşındayken Fransızca şiir yazmaya başladı. Saygın, soylu, varlıklı bir ailenin yetenekli çocuğu Pushkin eve gidip gelenler sayesinde ise ufkunu genişletti. Zira sanatçılar, politikacılar, şairler hep Pushkinlerdeydi. Alaycı ve özgürlükçü tavrını küçük yaşlardan beri ortaya koyan Alexander Pushkin maalesef 12 yaşında 6 sene boyunca kimseyle görüşemeyeceği bir okula yazdırıldı. Altı yıl ilişkisi dünyayla kesildi. Sürekli şiirler, romanlar, çeşitli eserler üretti. Kelimeleri ustalıkla kullanarak adeta ifadelerle dans etmeye başladı. Bulutların üzerinde gezen düşsel zekayı gerçekliğe ilikledi. Bir halkın hayal kurmasına sebep olan hayal kahramanı, duygu kurucusu oldu Alexander Pushkin. Rus çarı adaşı 1. Alexander tarafından bilgi ve birikimini kullansın diyerek Kafkasya'ya atandı. Rusya'nın da içinde bulunduğu dünya düzenini, militarist tavrı, askeri sistemi eleştirdi. Eleştirince de memleket dışı görevleri hep çoğaldı. Yani hayatının yarısında sürgün yaşadı. Sürgünler sırasında dünyayı derinden sarsacak romanlar yazdı. 4 sene sonra Moskova'ya geri çağrıldı. Çar tarafından. Eserlerine kendi memleketinde devam edebilecekti. Bir şartla. Her yazdığı tek tek, cümle cümle yönetim tarafından denetlenecekti. Bu sansürün yanı sıra polis baskınları da cabası. Artık hayatının bir parçası olmuştu bu baskılar. Ama güzel şeyler de oluyordu hayatında. Mesela artık çok ünlü olmuştu. En önemli davetlerde, balolarda hep baş köşede misafir edildi. Bu partilerden birinde Natalya'yı gördü. Kararı kesindi. O gözler daha güzelini görmemişti. Natalya'ya evlenme teklif etti. Genç kadın uzun süre sessiz kaldı. Pushkin yıkılmıştı. Evet cevabını alacağına ismi kadar eminken bu sessizlik Pushkin'i derinden yaraladı. Bu yıkıntıdan kurtulmak için 1829 yılında Rus ordusuna katıldı. Görevi gözlemciydi. Hayatı edebiyata çevirecekti cephelerde. Görev yeri ise çok tanıdık bir yer. Bizim topraklarımız Erzurum'du. Erzurum dönüşünde ise aşkından vazgeçmedi. Natalya için düşündüğü evlenme teklifini tekrar etti. Bu kez ailesiyle de sık sık görüşmeye başlayıp ısrarını yaydı. Nihayetinde istediğini elde etti ve evlendi. Elbette mutsuzdu. Yüzü asık bir kadın, hükümetin baskısı, polislerin baskınları ama esas darbeyi başka yerden aldı. Karısı başkasıyla mektuplaşıyordu. C
George Charles Dante adındaki bu adamı buldu. 27 Ocak 1837'de Karadere, St. Petersburg'a randevu verdi. Amacı açıktı. Sevdiği kadın için ölecek ya da öldürecekti. İki adam buluştu. Birbirlerine sırtlarını dayadılar. 10 adım attılar aksi istikametlere ve aynı anda dönüp silahlar ateşlendi. Alexander Pushkin, George Charles Dante'yi omuzundan vurmuştu. Fakat karnından yaralanmıştı. Pushkin'in en büyük hatası düello davetinde bulunduğu kişinin ne iş yaptığını araştırmamasıydı. George Charles Dante, Fransız ordusunda subaydı, ötesinde keskin nişancıydı. Pushkin karnından vurulduğunu kimseye çaktırmadı, çenesini yukarı dikti ve yürümeye devam etti. İki tam gün boyunca acı çeken Pushkin, üçüncü gün öğleden sonra hayata gözlerini yumdu. Polis Pushkin'i takip ettiği için vefat ettiği günün ardından naaşını kiliseden alarak sessizce mezarlığa gömdü. Alexander Pushkin dünya edebiyatında çok büyük bir çığır açmıştı. Bakın ardından kimler neler söylemiş. Bir dahi Gogol'a göre Pushkin bir insan değil, olağanüstü bir olaydı. Dostoyevski ise Pushkin için "o bize gelecekten haber verdi" demişti. Nekre köşemizde bugün Alexander Pushkin'i anlattık. Pushkin, dünya edebiyatına silinmeyecek sayısız izler bırakan muhteşem bir kahraman. Ve kendisinin ölüm raporu, aşktan öldü.